Kahramanmaraş'ta yaptığı proje ve faaliyetlerle toplumun takdirini kazanmayı sürdüren Hayat, Yeniden Vakfı Kırmızı Bisiklet Yetimler Projesi ile yetim çocukların yüzlerinde tebessüm olmaya devam ediyor. Hayat Yeniden Vakfı, 6 Şubat'ta yaşamış olduğumuz deprem felaketi sonrası, depremden etkilenen yetim çocukları eğitimler ve atölyeleriyle güçlendirerek hayata kazandırmayı amaçladığı projeyle bölgede bir ilki başlattı. Arkadaşlar, pasta altımız, kekimiz burada. Bugün onun süslemesini yapacağız. Kremamızı sürüyoruz. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki yetim çocukların sosyal, duygusal, bilişsel ve akademik becerilerini keşfetmelerine destek olmak, psikolojik sağlamlıklarını ve iyi oluş düzeylerini artırmak amacıyla hazırlanan proje, gönüllü kurum, kuruluş ve kişilerin desteleriyle hayata geçti. Hayat Yeniden Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Nur Yerhan, proje hakkında bilgiler vererek kendilerine destek olan herkese teşekkür etti. Hayat Yeniden Vakfı, 6 Şubat depremleri sonrası Kahramanmaraş'ta toplumsal meselelere değinmek üzere kurulmuş yerel bir inisiyatiftir. Ve ilk projesini de yine toplumsal bir meseleye değinmek üzere depremde anne baba kaybı yaşayan çocuklarımız için geliştirdi. Projemizin adı Kırmızı Bisiklet. Burada biz çocuklarımıza sosyo-kültürel etkinliklerle hayatın içinde tutunmalarına yönelik içerikler geliştirdik. Kısmet olursa ilk yıl 100 çocuğumuza ve 4 yılın sonunda da 500'ün üzerinde yavrumuza bu eğitimleri, bu içerikleri, sportif faaliyetleri, kültürel faaliyetleri onlarla buluşturmak niyetindeyiz. Onların toplumda yer alabilen, değer üretebilen, fikir üretebilen, proje geliştirebilen bireyler olması yönünde geliştirilmiş bir proje Kırmızı Bisiklet. Yaz okulu programıyla ilk etabını başlattı ve bir hafta sonra yaz okulunun kapanışını yapacağız. Ancak hemen ardından bununla beraber Eylül'de ana program, çocukların esas eğitimlerle buluşacağı ana program başlamış olacak. Atölyelerin gerçekleştirildiği bu alanı bize sunan 12 Şubat Belediye'mize, aynı zamanda kendileri spor salonlarını ve yüzme havuzlarını da bu projeye açtılar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Servis imkanı sunan Büyükşehir Belediye'mize, saha ekipleriyle sürece destek veren Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüze ve Türk Kızlayı'na çok teşekkürlerimizi sunuyoruz.